aradığım yer kalmadı. Ya evet. Hiçbir yerde bulamadım. Ben de bulamadım. Şimdi beni dinleyin öyleyse. Bu heriflerin kamyonu bırakıp kaçtıkları yere yakın tamirci Hüseyin Usta'nın dükkanı var. Hani ana yoldan biraz içeride sokak içinde. Tamam bildim. Hüseyin Orhan'ın en iyi arkadaşıydı. Evet, şimdi yakaladık demektir. Bunlar mutlaka oraya gizlenmişlerdir. Orada bulamasak bile Hüseyin'i sıkıştırır, bülbül gibi yerlerini öğreniriz. Patrona haber verip hemen bu iz üzerinde yürüyelim. Siz Necmi'yi bekleyin. Alo patron siz misiniz? Tamamdır. Hayır ama sağlam bir iz üzerindeyiz. Tamam. Güzel. Aferin Kazım. Hemen harekete geçin. Ben devamlı telefon bekliyorum. Kamyon şoförü Orhan'ın nerede olduğunu söyle. Ne bileyim ben? Bilmiyorum. Dün orada gitti. Thank you.
abi, bak sana neler getirdik. Yaşayın çocuklar. Bakalım size borcumuzu biz nasıl ödeyeceğiz. Bizi bir kere sinemaya götürürsün, olur biter. Bizim teşkilatın başı olursun, kendini kurtarırsın. Evet, tabii. Ben onun erkek kardeşi olurum, sen de baldızı olursun. Durun çocuklar, durun. Ne oluyorsunuz? Böyle tatlı hayaller kurarsanız o zaman da samanlık seyran olur. Biri var orada. Siz durun, ben bakayım. Bir dakika, gelirim şimdi. Sus, sus, sus! Bütün haylazlıkların yetmiyormuş gibi şimdi de büyük adamlar, he? Ne büyük adamı abla? Orhan abi o! Samanlıktaki adam kim? Ne işi var burada? Niçin onunla berabersin? Şey abla, vallahi şey... Orhan abi o! Ben abim olsun isterdim, Leyla da... Neler saçmalıyorsun böyle? Öyle iyi bir abi ki. İyi kötü bize ne? Ne geziyor bizim samanlığın içinde? Arkadaşını bekliyor abla. Ay bir de arkadaşı mı var? Evet. Hem de öyle komik bir abi ki. Sus, fazla konuşma. Peki abla. Hadi bakalım. Şimdi Leyla'yı al eve git. Onu dövmeye mi abla? Hadi çabuk hadi. Hadi bakalım. Eve gidecekmişim. Kötü bir maksadım yok. Uzaktan konuş. Kimsin, nesin, buraya niçin sığındın? Peki Nalan Hanım. Adımı nereden biliyorsun? Sizin küçükler söyledi. Niye? Onlarla iyi arkadaş olduk. Ne yazık ki sizinle anlaşamayacağız. Henüz sizi tanımıyor, maksadınızı da bilmiyor. Meşhur baskı makineleri yapıcısı ve tamircisi Orhan. Şimdi de kamyon şoförüyüm. Kimsem yok. Hayatta yapayalnızım. Buraya sığındığımız asker arkadaşım ve muavinim Yılmaz bize yer temin etmek için gitti. Fakat gecikti. O gelince de burayı terk edeceğiz. İşte hikayem bu.
Affedersiniz, rahatsız etmiyorum ya. Neredesin? Meraktan çatlayacaktım. İşte muavinim Yılmaz bu. Memnun olduk. Affedersiniz, ben tanıştınız sanıyordum. Tanıştık ama henüz sizleri tespit ediyorum. Çok karışık insanlarsınız, anlayamadım. Biz mi? Biz, yok vallahi. Biz karışık insanlar değiliz, değil mi Orhan abi? O Orhan, ben de Yılmaz'ım. Buraya misafir olduk. Hemen gitmek istiyorduk ama... maalesef şimdi gidemeyeceğiz galiba. Ne yapmak istiyorsun? Demek istiyorum ki, şey demek istiyorum yani... müsaade edin söyleyeyim ama söyleyemiyorum bir türlü. Şey, söyleyemeyeceğim galiba. Orhan, vaziyetler kötü. Nasıl? Tam Hüseyin Usta'nın dükkanına gittim, adamlar onu hurdaş edip dövmüşler. Ve bir arabaya atmış götürüyorlardı. Ah! Ne diyorsun? İşte bunu diyorum abi, daha başka ne diyeyim yani? Yoksa onlar mı? Sezdiler mi? Bizim Hüseyin Usta'ya uğrayacağımızı sezmiş olabilirler. Belki de polistiler. Zannetmem. Onlar mı? Yazık oldu Hüseyin Usta'ya. İnşallah bir şey yapmazlar.